öncelikle kültür ve sanat dergisi olarak başlamıştı. Bu esnada mimari içerikler de üretiyordu. Ardından daha doğru kitlelere yöneltebilmek için iki ayrı koldan yürütüyoruz dergi ve atölye hesabımız var. Dergimizi okumak ve kültür sanat içeriklerimizden haberdar olmak için Sofart dergi hesabımızı, mimar içeriklerimizden haberdar olmak için ise Sofart atölye hesabımızı da takip edebilirsiniz. Ekibimizin çok büyük bir kısmını şu anda hala mimarlık öğrencileri oluşturuyor. Ekip içerisinde biz birbirimizden öğrenerek ve birbirimizi öğreterek ilerliyoruz. Kolektif bir topluluğu. Topluluk içinde de topluluk dışında da birbirimize yardımcı oluyoruz. Bu etkinlikte temsilci ekibimizin bir etkinliğiydi. İsmail Dilersen sen de temsilci ekibimizden bahset. Olur ben de önce kendimden sonra biraz temsil temsilci ekibinden bahsedeyim. Ben Karabük Üniversitesi 2. Sınıf Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Sofart'ta da sanırım 3-4 aydır falan bulunuyorum. Aynı zamanda Sofart Dergi'de yeni oluşturmaya başladığımız fotoğraf bölümünü ilerleyen zamanlarda editörlüğünü üstleneceğim. Yani şöyle ki temsilci ekibinde çeşitli şehir ve üniversitelerde öğrenciler bulunuyor. Ee, aslında okullarımızla ve öğrenciler ve öğrenci topluluklarıyla bir köprü görevi oluşturuyoruz. Okulumuzdaki öğrenciler ve hocalarımızla alanda uzmanlaşmış kişilerle bir arada bulup iletişime halinde kalıp Sofart'la bir köprü görevi görür yani tekrarlamış oldum birazcık. Sonrasında şu anda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Sofart Talks etkinliği yine Serinay'ın aynı dediği gibi temsilci ekibinin ortaya çıkarmış olduğu bir etkinlik. Geçen sene mayıs ve haziran aylarında talk serisine başladık ve bunu bir gelenek haline getirdik. 3 ayda bir olmak üzere devam edeceğiz buna. Gerçekleştiğimiz talks videolarını editleyip YouTube'a yüklüyoruz. Daha önceki videoları, talks'ları kaçırdıysanız veya tekrardan izlemek isterseniz YouTube'da Sofart olarak arattığınızda ulaşabilirsiniz. Son olarak size kendinize farklı tecrübeler katıp hem kendinizi geliştirmek hem de bu tarz etkinlikleri düzenlemek bulun daha aktif düzeyde bulunmak isterseniz Sofart Atölye Instagram hesabının biyosundaki linkten Sofart temsilcilik başvuru formuna ulaşabilir. Oradan siz de dahil olabilirsiniz. Şöyle böyle sözü size bırakayım hocam. Valla ben teşekkür ederim öncelikle böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için kendi adıma da kurumum adına da çok çok teşekkür ederim. Evet bu tip etkinlikler özellikle lisans eğitiminde sınırlı bir zaman, 4 yıllık bir eğitim. Derslerde teorik veya uygulamalı derslerde kısmen bir şeyleri öğrenebiliyoruz ya da öğretebiliyoruz biz akademisyenler olarak. Sınırlı kalıyor öğrenci toplulukları ya da böyle gönüllü sivil toplum örgütleri bu anlamda bence çok kıymetli. Öğrenci kulüpleri olsun, topluluklar olsun. Yani bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız hiç önemli değil. Özellikle iletişim ve bilişim çağının arttığı bu son günlerde böylesine yani hem sosyal medya üzerinden hem YouTube kanalı gibi işte birçok kanallar üzerinden etkileşime geçip öğrenci arkadaşların kendilerine farklı alanlarda veya kendi alanlarıyla ilgili eksik kalan yönlerini tamamlaması için bence çok kıymetli ve çok değerli. O yüzden de zaten İsmail bana ilk söylediğinde ben hiç tereddüt etmeden tabii ki dedim seve seve benim için çok büyük mutluluk olur. Şimdi öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Bu arada sunum yetkisi veriyor musunuz? Sunumu açayım mı ben? Tabii tabii hocam. Ekran paylaşabilir olmanız lazım Hemen, şey, Evet. Tamam. Onu da tekrar bakarız. Tamamdır. Şimdi geldi mi sunumum? Geldi. Öncelikle ben ismim doçent doktor Raşit Esen. Yaklaşık 10 yılı geçtim. Karabük Üniversitesi, Safranbolu, Fethi Toker, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi. Endüstriyel Tasarım Bölümü bölüm başkanıyım. 8 yıldır bölüm başkanlığı yapıyorum. 10 yıldır da bu e, alanda, bu disiplinde, lisans düzeyinde eğitim öğretim vermeye gayret ediyoruz burada arkadaşlarımızla beraber. Bugünkü konumuz fotoğrafçılıkta estetik ve sanat. Şimdi ben sanırım 95-96 yılıydı. İlk fotoğraf makinamı aldım ve fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğraf benim için bir tutku, öncelikle onu söyleyeyim. Kendimi de fotoğrafçı ya da fotoğraf sanatçısı ya da adına ne derseniz deyin herhangi bir tanım ya da kalıba sokmuyorum. Öyle bir derdim de yok. Sırf fotoğrafa gönül verdiğim ve sevdiğim için fotoğraf çekiyorum. Fotoğraflarda da belli bir dil, belli bir ifade kullanmaya gayret ediyorum kendi adıma. Tabii ki fotoğrafı izleyen izleyiciler, fotoğrafa bakan kişilerin hayal dünyasında veya zihinlerindeki oluşturdukları şey daha farklı olabiliyor. Benim fotoğraflarıma da bakanlar genelde yaşamın içinden biraz yaşanmışlıkları anlatan kişi olarak tanımlıyor. Bir tanesi kendi üniversitemizde olmak üzere iki tane ulusal çapta fotoğraf sergisi açtım daha önceki yıllarda. Ama çok uzun zamandır fotoğraf çekemiyorum maalesef yoğunluktan dolayı. Hem akademik anlamdaki çalışmalar hem de ilk baş başta i̇şte konuşmuştuk. Biraz çok farklı alanlarda hem sportif faaliyetlerde, sporcu olarak da hem de hakem olarak da Gençlik Spor Müdürlüğü'nde bazen bakanlıkta çeşitli görevler alıyorum. Bununla birlikte de işte boş zamanım kalmıyor çok fazla. Çekebilirsem fotoğraf çekmeye gayret ediyorum. Ama dediğim gibi ben ilk fotoğraf makinam şu anki bilmiyorum burada yüzün üzerinde katılımcı var. Analog makine kullanan var mı aranızda? Benim de ilk fotoğraf makinem analog makineydi analog makineyle fotoğraf çekmeye başladım 95 96 yıllarında işte euro yoktu mark vardı para biriktirip mark alıyordum işte harçlıklarımla para biriktirip markalıyordum ve o dönemde bir fotoğraf makinesi aldım İzmir'de kemer altında. O fotoğraf makinesiyle analog 36'lık 24'lük ilk fotoğrafımı çekmeye başladım. Sonrasında dijital dünyaya ve dönüşüme tabii ki ayak uydurduk. Dijital fotoğraf makinalarına geçiş yaptım. Sonrasında da yarı profesyonel, profesyonel bir fotoğraf makinesi, lensler kullanmaya, ekipmanlar kullanmaya başladım. Ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafta yanlış hatırlamıyorsam 2009-2010 yıllarında klasik bir arabanın direksiyon ve aksamını çektiğim bir fotoğraf. Böylelikle sunuma başlamak isterim. Öncelikle tabii ki biz araştırma tabii ki bilimsel araştırma da yaptığımız için şunu söylemekte fayda var. Fotoğrafçılıkla ilgili konuşabilmek için biraz fotoğrafın tarihini bilmek lazım. İlk fotoğraf nasıl başlamış, nasıl ortaya çıkmış ondan bahsetmek bence daha doğru olacak. Tabii ki fotoğrafın işte ışık çizimi olarak bir tanımı var literatürde. Fotoğrafın net olarak ilk fotoğraf ne zaman kim tarafından kaydedilmiş, görüntü altına alınmış, çekilmiş. Bunu literatürde net olarak bir bilgi yok. Ama isterseniz Google'la ya da farklı yerlere, farklı literatüre baktığınızda herkes tarafından kabul görmüş %99'u M.Ö. 4. yüzyılda Aristo tarafından aslında mağaraya giren bir yani bir karanlık bir mekana bir noktadan giren ışıkların orada içeride oluşturdukları ters gölgeyle başlamış. Leonardo da Vinci'nin notlarında da karanlık bir odadan faydalanılarak aslında fotoğraf çekilebileceği, fotoğrafın aktarılabileceği söylenmiş. Bununla beraber de işte kamera obscura dediğimiz 1500'lü yıllarda ortaya çıkan, 1560'lı yıllarda ortaya çıkan kara kutu da deniyor buna. Bu kara kutu aslında bir siyah içerisinin hiçbir ışık sızdırmayan siyah bir kutunun içerisine çok küçük iğne deliği gibi bir delikten mevcutta karşısında var olan nesneye çarpan ışınların geçerek ters bir görüntü oluşturulmasıyla ortaya çıkıyor. Böylelikle fotoğraf makinesinin ya da fotoğrafın temellere atılmış deniliyor Barbero tarafından kamera obscura. Bu tabii ki literatür bilgisi. Bu kaynaklara herkes internetten de araştırıp çok kısa bir araştırmayla ulaşabilir. Bu fotoğraf veya fotoğraf makinesinin ilk temeli olarak biliniyor 1500'lü yıllarda. Ama tabii ki sadece bu değil sonrasında artık günümüze kadar ulaşmayı başarmış Niepce tarafından temel fotoğraf çek temel fotoğraf çalışmaları aslında 1829'da bir işte bir otel odası veya kaldığı yerin odası olarak anılıyor sol üstte görünen fotoğraf ışıkların yani cisime çarpan cisimlere çarpan ışık görüntülerinin bir tablo üzerine aktarılmasıyla oluşan ilk fotoğraf 1829 30 7 arasında çıktığı söyleniyor. Daha sonra tabii ki bu fotoğraf tek bir pozlama, tek bir karenin aktarılımı, aktarımı. Ancak 1840'lı yıllarda bu ışığı 16 kez daha fazla geçiren mercek kullanıp Post süresini ayarlanabilen, ayarlayabilen George Eastman. Bu da fotoğrafın ilk fotoğrafın çekiminde çok büyük katkı sağlamış bir adam. Hakikaten şu iki fotoğraf sol alttaki ve sol üstteki günümüze kadar ulaşabilen ilk fotoğraf olarak dünyada kayda geçmiş. Daha sonra tabii ki Kodak herkes tarafından bilinir. Aslında bir film markasıdır günümüzde. Tabii ki fotoğraf makineleri de var ancak fotoğraf makinesinin rulo filmler halinde sunan ilk Kodak bir film markası olarak doğmuş. Daha sonra da yine makineleriyle beraber kullanıcılara piyasaya seri bir şekilde üretmiş ve günümüzde de hala Fuji film gibi Kodak gibi birçok firma var. Hem film üretiyor hem de fotoğraf makinesi ve ekipmanlarını üretiyor. Sol altta görünen şu sol altta görünen fotoğraf dünyada 1816 yıllarında olduğu söyleniyor. İlk doğa fotoğrafı ve kırmızı daire içerisine aldığımız görüntüde ilk insanın fotoğrafı olarak kayda geçmiş. Tabii ki bu bugüne kadar Fransız Joseph Nisipor denilen adamın çektiği ilk fotoğraf. Bu da yine odasının camından doğayı artık neresini görüyorsa muhtemelen Fransa'da bir sokaktır diye tahmin ediliyor. İlk doğa fotoğrafını ve insan fotoğrafı olarak kayda geçmiş. Sonrasında zaten ilk savaş fotoğrafları muhtemelen 2. Dünya Savaşı'nda Pardon Meksika Amerika Savaşı'nda 1847 yılında çekilmiş. Daha sonra ilk dünyanın fotoğrafı Apollo uydusu tarafından görüntülenmiş 1968 yılında daha sonra gelişen teknolojiyle beraber renkli fotoğraflar siyah beyazdan renkli fotoğrafa veya farklı pozlama türlerinde farklı kontrast oluşturularak fotoğraf çekilmeye başlanmış. E, e, tabii ki biz endüstriyel tasarımcı olduğumuz için ürün tasarımı yaparken de bazen geçmişteki izlerden veya geçmişteki ilk üretilen üründen günümüze kadar o kronolojik sırayı takip edip ürünün DNA'sını çıkartıyoruz. Burada da ilk fotoğraf makinesini görüyorsunuz. İlk fotoğraf makinesi herhalde bir 10-12 kişi var arka tarafta. Biraz transparan görünüyordur diye tahmin ediyorum. İlk fotoğraf makinesi çıktığında böyleymiş. Yani gerçekten 100 yıllık bir ya da 100-130 yıllık bir serüveni olan bir makinenin İlk çıkış hali bu şekilde artık günümüzde herkesin cep telefonunda bile e, muazzam fotoğraf çekilebilen makineler, artık aksiyon kameraları, dronlar, uçan makineler mevcut. Bu kadar kısa sürede aslında gelişen teknoloji biraz fotoğrafı da farklı bir noktaya koymuş. İlerleyen slaytlarda göreceğiz en büyük tartışmalardan bir tanesi fotoğraf sanat mıdır değil midir tartışması hala bitmemiş ve günümüzde bile ikiye ayrılıyor. Fotoğrafı sanat olarak kabul edenler ve kabul etmeyenler olarak ikiye ayrılıyor insanlar. Bununla ilgili de biraz üzerine konuşacağız. Tabii ki ilk fotoğraf makinesi üretildiğinde ya da icat edildiğinde bu kadar büyük boyutluymuş. Daha sonra tabii ki gelişen teknolojiyle beraber ya da Fotoğraf makinasının sabit kalması ihtiyaçlara cevap verememiş. Bununla ilgili de çalışmalar 1829 yılında sonuç vermiş. Pratik bir fotoğraf makinesi üretimi başlanmış. Taşınabilir, daha doğrusu pratik dediğimiz taşınabilir fotoğraf makineleri. İşte 1900'lü yıllara doğru ilk böyle taşınabilen kutu şeklinde fotoğraf makineleri tasarlanmış ve üretilmiş. Peki fotoğraf sanat mıdır, değil midir? Sorusu. Bu sunumda ya da bugün buna cevap aramayacağız. Sadece bu benim kişisel düşüncelerim. Biraz da yapmış olduğum bazı literatür araştırmaları ya da okuduğum kitaplar ya da yayınlar, makaleler onlarla ilgili biraz mix yaptığım yani karıştırdığım bazı bilgiler var. Bu kişisel düşüncelerimi de yansıtıyor bu arada benim. Ben bununla ilgili sonunda zaten söyleyeceğim. Ancak bizi dinleyen ya da bugün burada var olan arkadaşlar kendileri kendi düşüncelerine göre fotoğrafın sanat olup olmadığı ile ilgili yorumlarını kendileri yaparlar. Çünkü dediğim gibi yani yüzyılın üzerinde bir tartışma konusudur bu. Bugün bile hala fotoğraf sanatçısı ünvanı ya da mesleği kişi tarafından kabul görmemiş ya da böyle bir meslek var mı yok mu? Bazıları bunun meslek olduğunu da söylüyor. Bazıları olmadığını söylüyor. Çünkü en temel problem şu fotoğraf bir makine tarafından oluşturulduğu için bir duyguyu düşünceyi yansıtmadığını söylüyor sanatçılar. Tabii şuna da bakmak lazım. Zanaat dediğimiz kavram bir el işçiliği, el emeği olup bu zanaatı icra eden kişilere zanaatkar deniyor. Zanaatkarlar bugün işte marangoz gibi ya da bakır işçiliği gibi işçilik yapan zanaatkarlar artık ustalaşmıştır. Ondan aynısından, yani bugün bir tepsi işlemesi yapan bakır işçisi aynısından 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane, 1000 tane zamana bağlı olarak yapabilir. Bu bir zanaatkar oluyor. Ama sanatçı her sanat eseri birbirinden farklı olmak zorunda. Sanatçı yapmış olduğu sanatı sanat ya da yapmış olduğu sanatın sonucunda ortaya çıkan eser sanat eseri oluyor. Ve sanat eserini oluştururken sanatçı bir kaygı gütmek zorunda, bir mesaj vermek zorunda. İşte zaten sanat akımlarına baktığınızda yani Pop Art'tan tutun da Art Nouveau'dan tutun da günümüze kadar tüm sanat akımları ya birbirine diğer sanata tepki olarak ortaya çıkmış ya da birbirini destekler ama aradaki e, farklılıkları ortaya koymak için sanat akımları çıkmıştır. Günün hem siyasi, politik, bazen ekonomik, bazen toplumsal kaygılarını ortaya çıkarmak için sanatçılar sanat eserleriyle bunları ifade etmeye çalışıyor. Bu günümüzde günümüzde de böyle baktığınızda heykelle ilgili, resimle ilgili veya müzikle ilgili, sinema ile ilgili yönetmen olsun, sen senaristler olsun veya oyuncular olsun tiyatro ile ilgili de böyle bazı konuları ele alırlar. İşte toplumun bazen ekonomik sıkıntılarını, bazen o siyasi iradenin toplum üzerinde oluşturduğu baskıları ele alarak. Bazen mizaç yaparak bunu ele alırlar. Bazen sert eleştiri şeklinde ele alırlar ve bu Toplum bunu aslında sosyo kültürel, ekonomik, siyasi her türlü durumunu gelecek nesillere yansıtmak için ortaya koydukları eserlerle, o sanat eserleriyle ortaya koyarlar. Şimdi fotoğrafçı nasıl ortaya koyacak sorusu meydana geliyor. Yani her sanatçının oluşturduğu sanat eseri birbirinden bağımsız ve orijinal olmak zorunda. Ancak fotoğrafı sanat olarak görmeyen insanlar ya da fotoğraf sanatçısını sanat olarak görmeyen insanlar şöyle diyor. Bir makine tarafından ne gördüyse onu çekip resmeden ya da ya da işte bir görüntüyü aktaran şey sanat olamaz. Niye? İşte aynı görüntüyü sen de ben de o da başkası da çekebilir. O zaman eline makineye alıp o fotoğrafı çeken herkes sanatçı mı oluyor? Sanatçı bu şekilde basitleştirilemez diye karşı çıkıyorlar. Fotoğrafa sanat diyen güruha ya da topluluğa. İşte... Peki fotoğrafı sanat diyenler nasıl sanat diyor? Çünkü şöyle diyelim günümüzde artık sinema var, günümüzde sosyal medya var, videolar var, işte. O sosyal medyalarda oluşturulan müzik, ses efektleri, filtreler, çeşitli görseller, hatta ve hatta son zamanlarda çok fazla kullanılan yapay zeka ile birlikte istediğiniz görüntüyü, istediğiniz şekilde veya bazı anahtar kelimeler girerek istediğiniz gibi e, videolar veya kayıtlar oluşturabiliyorsunuz, görüntüler oluşturabiliyorsunuz veya işte resimler, fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. İşte siz bir fotoğrafın ya da bir görüntünün hiç fark etmez hikayesinin olması gerekiyor fotoğraf sanatçıları da fotoğrafa şöyle diyor. Sessiz bir çığlıktır diyor birçok fotoğraf sanatçısı. Yani o görüntüler aslında e, ses yoktur sinemadaki videolardaki gibi ancak e, izleyiciye bir uyanışı ya da bizim anlatmak istediğimiz derdi biz fotoğraf üzerinden anlatırız gibi bir gerekçeyle hatta bir fotoğrafçının muhakkak bir gayesi olmalıdır fotoğrafı çekerken ki bir ünlüde bir söz var şu an kim söylemişti onu hatırlamıyorum ama benim çok hoşuma gider bu söz duvarınıza asmayacağınız fotoğrafı çekmeyin diyor. Bir fotoğraf sanatçısı söylüyor bunu. Yani bu şekilde fotoğrafı da ucuzlaştırmak aslında herkes tarafından çekilebilir kılması biraz fotoğrafa haksızlık etmiş oluyoruz gibi geliyor bana. Bu tabii benim kendi düşüncem. Peki fotoğraf sanatçısı yani şimdi fotoğraf sanat ve bu kavramları biraz irdeledikten sonra 1869'da İngiliz fotoğrafçı Henry Pitch Robinson tarafından bir kitap yazılmış. Picture Effect in Photography yani fotoğrafta resimsel etki. Resimsel etki de literatüre girmiş bu arada bu resimsel etki işte sanata yaklaşmak için bazı teknikleri kullanmanın gerekliliğinden bahsetmiş. San fotoğrafın aslında bir sanatın daha düzgün formlarla olduğunu ifade etmiş bu kitap ve resim işte bu resimsel etki dediğimiz fotoğrafta resimsel etkinin ilk yazılı basılı ilk kaynağı bu. Tabi bununla beraber şöyle de bir şey çıkmış kompozisyon tanımı ya da işte o dönem ismiyle kompozit görüntü demişler buna. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf o ki bildiğim kadarıyla 3 belki sayısını yanlış hatırlıyor olabilirim. Birden fazla fotoğrafın aslında tabii ki o dönemki lens teknolojisi biraz daha dar açılı, geniş açılı lensler yok. Birden fazla fotoğrafın birleştirilerek oluşturulduğu bir fotoğraf bu fotoğrafta da yani işte bir amca ile teyze karşılıklı oturuyor. Amca muhtemelen bir kalın kitap gibi bir şey var önünde. Teyzemize bir hikaye okuyor ya da artık orada elindeki kitap neyse onu okuyor. Yaşamın o dönemki yaşamın içinden bir kare var yaşadıkları ev ortamını gösteriyor. Yaşadıkları evin içerisinde aslında yaşamın bir kesitinden gelecek nesillere aktarılan bir kültür de var burada. Muazzam bir fotoğraf bence. Kompozisyonda aslında işte biz bunu eğitimde de veriyoruz. Bu arada şeyden de bahsetmedim ama kendimden bahsederken ben yıllarca fotoğraf dersine girdim. Fotoğrafçılık dersine girdim. Hem kendi bölümümüzde hem de diğer bölümlerde. Girmemin sebebi de şu fotoğrafçılığı ve fotoğraf tutkunu olduğum için bununla ilgili gönüllü olarak girmek istediğimi söylemiştim. Bununla ilgili işte bazı birimlerde hoca eksikliğinden dolayı girdim. Çok da keyif alarak girdim. Biz o derslerde de açık ve komp kapalı kompozisyon örneği veririz. Burada biraz ne açık ne kapalı kompozisyon var. Ee, açık kompozisyon dediğimiz şey hareketin bir yerde kesilmesi, hareketin devamını yani hareket eden bir yelkeni düşünün. Yelken devriliyor mu, devrilmiyor mu? Merakını uyandıran işte açık kompozisyon. Kapalı kompozisyonda daha çok duran şeyleri gösterir, nesneleri, objeleri gösterir. Burada ne açık ne kapalı kompozisyon var çünkü Hayatın içinden, tam hayatın kendisinden bir kesit verilmiş bu kompozisyonda ve gerçekten o dönemki yaşamı, kültürü anlatan bir fotoğraf. Burada da ilk kompozit görüntü olarak tanınan kompozisyon, fotoğrafta kompozisyonun ilk kullanıldığı alan bu. Şimdi kompozisyon çok önemli fotoğrafta. Neden çok önemli? Biraz sonra geleceğiz ve şurada çok önemli bir bilgi var. 1910'da aslında bu tartışmalar o dönemde de yapılıyor. 1800'lü yılların sonunda sanatçılar fotoğrafa şiddetle karşı çıkıyor ve sanatı öldürdüğünü söylüyor. Ancak 1910'da Amerikalı bir fotoğrafçı Alfred bir fotoğrafını Albright Galerisi'ne satıyor ve bunu gerçekten ciddi bir paraya da satıyor. O dönemde tabii ki sanat eserleri ciddi paralar ediyor ve ilk fotoğraf o dönemde çok muazzam bir sanat galerisine iyi bir paraya satılınca ilk defa fotoğrafın sanat olduğunu kabul edildi diye o dönem birçok yerel basında bu gündem oluyor ve gazetelere çıkıyor. Bu da gerçekten fotoğrafın sanat olarak kabul edildiğine dair zafer olarak kabul ediliyor. 1910'da ilk fotoğraf Amerikalı bir foto fotoğraf sanatçısının fotoğrafı sanat galerisine iyi bir ücretli, ücrete iyi bir paraya satılıyor. Bu da sanat olarak kabul edildi diye tarihe geçiyor. Tabii ki dediğim gibi günümüzde yine kabul etmeyen insanlar var ve saygı duyuyoruz onlara da. Yine Edward'dı sanırım. Fotoğrafın yani günümüzde sanat niteliği taşıyıp taşımadığı ile ilgili bu fotoğraf da temel olarak kabul ediliyor. Çünkü Edward'ın yanlış da hatırlıyor olabilirim bu fotoğrafla ilgili ama bildiğim kadarıyla biber fotoğrafı bu. Bir biber şeklini fotoğrafa kaydetmesi bir sanat eseri heykel gibi görüntüyü izleyiciye aktarabilmesi doğru ışık kontrastları kullanarak doğru kadrajla ifade edip aktarması gerçekten sanat eseri olarak kabul ediliyor. İki tane daha var bununla ilgili. Evet Edward, Edward Westonmuş 1920-30 yılları arasında sol üstteki o e, biber fotoğrafı sağ üstteki de lahana yaprağı alttaki de yine bir çiçeğin özünden çekilmiş fotoğraf çok gerçekten özgür muazzam bir görme yetisi diyelim. Bu fotoğraflarla tabii ki çok kabul görüyor sanat dünyası tarafından. Yine o dönemde de bu fotoğraflara da işte var olan nesneleri çektiği için ve bir makine ürünü olduğu için sanat eseri olarak kabul etmeyen insanlar da var.